Bugün bir ayeti kerime, bir iki ayeti kerime okuyalım. Aslında ve Şemsi ve Duhaha suresinin birkaç ayetinin mealini sizlere inşallah okuyalım. Güneşe ve onun ışığına ve Şemsi ve Duhaha. Allah Allah. Onu izleyen aya vel kameri izâ telâhâ. Allah Teala güneşi, ayı yarattı ya. Her şeyi o biliyor Celle Celaluhu. Küllü şeyin alîmâ. Biz de biliyor. İnanan kullarını biliyor. Ya. İnanan kullarını biliyor. Her şeyden haberi var Allah-u Teala'nın. Güneşe ve onun ışığına, onu izleyen aya, güneşi ortaya koyan gündüze. Ha, demek ki gündüz olmasa güneş kendini gösteremez. Güneşi ortaya koyan gündüze. Vay, bir hikmet daha. Evet. Güneşi ortaya koyan gündüze. Onu örten geceye. Fesubhanallah. Gece güneş ışıklarını örtecek kadar kalın demek ki. Gece. Fesubhanallah. Ve leyl izâ yağşâhâ. Kaplamış onu, gündüzü, güneşin ışıklarını kaplayan geceye, göğe ve onu bina edene, evet, ve semâi ve mâ benâhâ, göğe ve onu bina edene, diken Rabbimize, fesubhanallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi, ne hikmetleri var, ne kudreti var. Fesubhanallah. Gökyüzünü kaplayan bir duvar var. Görünmeyen. Atmosfer. Herkes biliyor atmosferi ama gören yok. Görülmüyor çünkü. Yere ve onu yayana, vel ardı ve ma tahaha. Allahu Teala yeri yaymış. Kabartılar sonradan, dağlar sonradan verilmiş. Dünya ilk düz yaratılmış hocam. Sonradan şekillenmiş. Ve nefse. Ve nefse ve nefsin ve ma sevvaha. Nefsi yaratana ve onu şekillendirene, sevvaha. Şekil vermiş nefse. Nefsin bir şekli var. Ağlıyor, üzülüyor, kızıyor, öfkeleniyor, öldürüyor, merhamet ediyor, besliyor. Bunlar hep nefis yapıyor. Nefis, nefis. Nefsini terbiye etmiş, merhamet hissi yüklenmiş. Ya sokaktaki köpekleri doyuruyor, Allah korusun. Öbürü zalim, nefsi azmış, aynı köpekleri öldürüyor. Fesubhanallah. İki ayrı insan değil. Nereden? İşte buradan ayeti kerime. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ve takvaha. Sonra da o nefse İyilik ve kötülük yapma kabiliyeti verene andolsun. Nefsin iyilik yapma. Adam mesaj yazmış bana. İkinci onun namazına başlıyor muyuz diye. Hangi şehrin evliyası acaba? İkinci onun namazına başlıyor muyuz? Allah Allah, illallah. İllallah. Recep ayında oruç tutan, Recep ayı namazlı, kim bilir ne isteği vardır. Aa, onların menfaati olmasa kılmazlar. Yahu yapmayın ya, hiç gerek yok. İnananları, insanları, hayır yapanları, gönlü güzel olanları gösteriş yapıyor. O kadının işi mi yok? Ya bırak kardeşim, sana ne ya? İyilik yapanları taşlamanın hiçbir mahiyeti, anlamı yok ya. Gerçekten. Neden? Çünkü onda o format yok. Anlayamaz. Yani 60 tane kedisi olan bir kot pantollu kadını Mecnun ya, dedi ya, kafayı yemiş. Ya bilmez değeri. Bilmiyor çünkü onda o format yok. Uyuşmuyor. He? Cep telefonunuza bir uygulama indirmeye çalışıyorsunuz. Diyor ki sistem güncellemesi gerekiyor. Doğru mu Semih? Sistem güncellemesi yapmaya çalışıyorsunuz. Güncelleme, Allah Allah, olmuyor. Telefonunuz güncelleme almıyor. En son uzmanını arıyorsunuz veya ustasına götürüyorsunuz. Abi diyor, bu telefon bu güncellemeyi kaldırmıyor. Bu güncelleme bu telefonun bu modelini kapsamıyor diyor. Yani o uygulamayı o telefonda açabilmeniz, kullanabilmeniz, o uygulamayla bir takım seyirler yapabilmeniz mümkün değil. İşte Kur'an ayeti bunları anlatıyor bize. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Nefsi şekillendiren ve iyilik yapma gücünü ve kötülük yapma dürtüsünü ona giydiren Allahu Teala. Bu kabiliyetleri vermiş insana. İyilik yapma kabiliyeti. Evet. قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا. İşte burada Allahu Teala yemin ediyor bir de. Andolsun ki kendini arıtan kurtuluşa ermiştir. Neyle arınacak? Deterjan biliyorduk, çamaşır. Sonra bulaşık deterjanı çıktı. Onları da öğrendik Hasan Doğan, değil mi? Sonra çamaşır, bulaşık deterjanı yetmedi. Başka şeyler çıktı araya. Efendim yüzey temizleyici falan. Sonra çamaşır suyu. Çamaşır suyu elbiseleri beyaz beyaz yapınca, evet, bu sefer çamaşır su etkili dezenfektan, mikrop öldürücü. Korona çıkınca da şimdi fıs fıs. Ya. Her mikroba, her mikrop grubuna, her kirliliğe ve o kirliliği arındıracak olan, o kirlilikten, evet, o mekanı, o satıhı arındıracak olan bir deterjan üretiyor firmalar. Peki kalp ne olacak? Allah. Kalp ne olacak? Kalbin içindekiler, kalbin kirlilikleri, ya kalbin temizlenmesi. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu zekkaha men, o kimse ki zekkaha, nefsini, kalbini değil. Kalp temiz. Evet, kalp gerçekten temiz. Nefis kalbe çöp atıyor. Ve temiz olan kalp kirleniyor. Doğru. Kalp orijinalinde tertemiz. çöp evden çöpleri alırsanız bir badana, bir boya, bir sıva, bir restorasyon, bir bakım, bir kaplama pırıl pırıl olur, müze gibi ya. Bazı evler vardır gerçekten müze gibi yani. Dokunmaya korkarsınız. Kad eflaha men zekkaha. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayeti kerimede devam ediyor hocam. Ve kad khabe men dessaha. Ama bize buradaki müjdeler, buradaki ikramlar, Allahu Teala zatını övüyor. Allahu Teala insan beynine, aklına sunumlarda bulunuyor. Güneşi, ayı, efendim gündüzü, geceyi Allahu Teala Celle Celaluhu kudret levhalarını kulun sunumunu, evet, anlayışına sunuyor. Sonra bütün bunları yaradan bir Allah'ın nefsi yarattığından bahsediyor. Onu şekillendirdiğinden bahsediyor. Hiç kimse nefsine, evet, kabahat meselesi hususunda temize çıkararak nefsini aklamasın. Nefste bir kirlilik hep var. Nefsin tabakaları var. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi müdrike, nefsi radiye, nefsi merdiye, nefsi safiye, nefsi mutmainne. Emmareden kurtulmak lazım. Emmare Firavun'un nefsi, Haman'ın nefsi. Emmare Nemrud'un nefsi, emmare Allah korusun kafirin, Ebu Cehil'in nefsi. İman etmeden önce, imanla şereflenmeden önce, mümin olmadan önce, inanan müminin önceki nefsi. İman ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Bütün bu sunumları alıyor. Oo, güneş var, ay var, yıldızlar var, gök var, yer var. Gezdiğim ova, çıktığım tepe, indiğim iniş, vardığım düzlük, içtiğim su, gördüğüm kar. Ya, bütün bunları veren bir kudret var. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kural var, kaide var, kuralları koyan ve onu denetleyen bir kudret var. Kural koyanın koyduğu kural sebebiyle sorgulama hakkı var. Kural koyuyor. Benim gibi kural koyan olursa o. Burası benim devletim diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hususunda, hudutlarında. Hey Semih, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hudutlarında kendilerine ne diyorlar? Bir bölüm ayıran, kendilerine bir hudut çizen ve orada kural koymaya çalışanlara ne diyorlar? Eşkıya. Ya, eşkıya diyorlar. Terörist. Ve teker teker avlıyorlar. Öyle yok. Hizmet sunan Allah, hikmet ikram eden Allah Celle Celaluhu, bütün kainatın sahibi olan Allah, tilke hududullah. Ve ben bir hudut çizdim buyuruyor. Kim bu hududun hakkına, hukukuna riayet ederse, evet, ara ara nefis bu hududu aşmak istiyor. Felekten bir gece çalmak istiyor. Vur patlasın, çal oynasın, Allah korusun. Kadın, kız, içki, kumar, hala gör işte hocam ya. Bilmem nerede kadınlı erkekli gruplar müzik eşliğinde pandemi kurallarını, yasayı tanımadan eğlenirken yakalandılar, utandılar, yüzlerini kapatıyorlar. İnsan kendinden utanmayınca, polisten utansan olur, tanınmamak. Ay tanımayın, çekmeyin. Çeken var, çeken. Ha? Kiramen katibine yâlemûne mâ tefalûn. Yaptıklarınızı gören kiramen katibin melekleri var. Ben bir takım süslemeler, bir takım ne o aksesuarlar, bir takım ne diyorlar elbiselere? Giydiğim elbiselerle, efendime söyleyeyim, yapılacak birkaç makyajla ya bir televizyon filminde evliya rolüne çıkabilirim huzur. Ama bunun gerçek olmadığını herkes biliyor. Gerçeği Allah biliyor. Kalpleri Allah biliyor. Nefislerimizin azgınlığını, saygımızı, saygısızlığımızı Allah biliyor. Celle Celle. Ve nefsin ve ma sevvaha. Nefis verdi ve şekillendirdi. Sonra فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ve takvaha. Ona fucuru ve takvayı yükledi Allahu Teala. Bunlar iyilikler, bunlar kötülükler. Bunu yaparsan saadet, bunu yaparsan şekavet. Bunu yaparsan cennet, bunu yaparsan cehennem. İşte dünya, git istediğini yap. İşte dünya, git istediğini yap. İstediğini yaparsan, nefsinin istediğini yaparsan, nefsinin azgınlıklarına uyarsan azap. Nefsini şşt der, üstüne biner, terbiye edersen, nefsin senden istediği halde sen onu ötelersen, onu engellersen, onu nefsini dizginlersen, yaptığın bu işten dolayı Allahu Teala Celle Celaluhu seni müjdeler ve güneşe yemin ettiği gibi sana da yemin eder. Kad eflaha men zekkaha. Andolsun ki onu temizleyen kurtuldu. Nasıl temizleyeceğiz? 3 aylar. Uyan gel gözlerim gafletten uyan ey uykusu. Ya. Uyan. Gidip bak bugün 10. Kaç bugün? 10. Ya. 13'ünde başladık işte. Bitiyor Recep. Evet ya. Temizleyen şehrul mutahhar. Temizleyen ay gidiyor. Gidiyor hocam. Allahu Teala'nın ayı. Ya bir gün ya. Ölür müsün bir gün ya? Bir gün tut da. Bir gün tut. Şekerim var, balım var. Baklava yerken şekeri balını unutuyorsun ama. Rasim'le konuştum akşam. İsviçre'den Rasim'le. Selamünaleyküm, ne yapıyorsun dedim. 3 aylar tesbihimi çekiyorum dedi Rasim. 3 ay. Duygulandım. Aferin lan Rasim. Senden de bunu bekliyordum. Bende yok 3 aylar tesbihi falan. Ben çekmiyorum. Tembelim ben çok. Rasim beni geçti. Hani hocam siz sohbetlerinizi anlatıyordunuz ya. O kadar değil ya. Ne mutlu ayeti kerime. Kad eflaha, ne mutlu ona ki men zekkaha. Dur be gevlüm, dur be nefsim dedi ya. Ne olacak dedi ya. Dur da kalk, bu gece teheccüd var. Bu gece, bir gece, her gece dua anı var. Akşamı var, yatsısı var, sabahı var. Gecenin yarısı var. Sabah güneş doğmasına yakın. Ay, uykudan kalkış var. Dilara'nın sabah namazına kalkışı 14'ün içinde ya. Allah'ım yarabbim. Uykunun en tatlı yeri sabah namazı var ya. Cennet kuşum. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu nefsini temizleyen. Tırnak bırakmış bir kız çocuğu. Tırnak. Bu ne dedim? Hoşuma gidiyor dedi. Ama dedim Peygamberimiz Aleyhisselam diyor, buyuruyor ki şeytan oraya yuva yapar. Ama ben çok temizliyorum. Sen temizlesen de yuva yapar. Peygamberimiz bir şey istememiş, sen istiyorsun. Hangisinin olması daha güzel? Tırnağını kesmek. Ve tırnağını kesmiş. Aferin. Gerçekten söylüyorum hocam. Bakımlı ben temizliyorum falan hikaye hocam ya. Sen temizliyor, arkadan geliyor. Bizim orada süpürgelik diye bir yer var. Süpürgelik. Mevki. Bütün gece kar yağarken karayolları ekipleri yol açıyorlar. Karayolu ekibinin kepçesi, dozeri atıyor tuzu, efendim çekiyor karı, o gidiyor, yol kapanıyor hocam. Süpürgelik mevki. Çok meşhurdur. Orhan Gazi'de kısa kollusun, Yalova'ya şöyle güneşe, denize bakmaya gidiyorsun. O süpürgelikte kara yakalanıyorsun. Öyle. Sen istediğin kadar temizle tırnağının içini. Sen temizliyorsun. Arkadan sen böyle temizlerken şeytanla geliyor ya. Yuva yap. İşte ne mutlu zevkleriyle inancı arasında karar verme hususunda evet kaldığında birisi zevklerini sabah namazına kalkmak gibi ya da uyumak. Televizyon seyrederken ya da internette gezinti yaparken haram olan manzaralara bakmak ya da onlardan vazgeçmek. Ya. Allahu Teala iki cihanda saadet versin inşallah.